Sevgili arkadaşlar, yanlış bir yöntemle bunları aktardığım için çizim programını böyle baya bir büyük çıktı, küçültemedim. Bir daha da uğraşmadım açıkçası. Burada diyor ki, according to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, who thinks, kim düşünür ki, Mandy is not a self-centered, bencil, ben merkezli bir insan olmadığını kim düşünür? Bencil değil, bakalım. Aşağıdan başlayalım. She can forgive easily. Hemen affeder. Kolayca affeder. If eğer somebody do something wrong. Biri bir yanlış yapınca somebody do something wrong. Biri yanlış yaparsa eğer hemen affeder. Bu affediciliği ile alakalı. Forgiveness. Affedicilik. I get on well with him. Onunla iyi geçinirim. She keeps my secrets. Sırlarımı tutar. So I always count on her. Count on her. Ona güvenirim. Bu da honest, dürüst, güvenilir. Ama bencillikle alakalı bir ifade vermemiş. Bencil olmadığını kim düşünüyor? Yani bencil değildir. Kim diyor? Bakalım. Biraz karışık geldi bana soru. We don't have lots of things in common. Ortak yönümüz fazla yok. We don't have lots of things. Çok şeyimiz yok. In common, ortak. But I like spending time with her. Onunla vakit harcamayı seviyorum. Bu da ne dediğini anlamadım ama bencil olmadığını falan bir şey söylemiyor. Mandy always thinks about others. Diğerlerini düşünür. Other people's feelings. Diğer insanların düşüncelerini, duygularını umursar. And she is always willing to give a helping hand. Yardım etmeye hep elverişli, isteklidir. Yani bencil değildir diyor bu. Evet, cevap o zaman Emma. Cevap Emma arkadaşlar. Read the information about May's weekday, haftanın günleri, activities, hafta içi aktiviteleri, and fill in the blank. Okay, bakalım ne yapıyormuş. Maya helps to her mother for on Wednesday. Bakalım. Maya helps to her mother for washing up Wednesday. Bakalım Wednesday'e. Help to mother for preparing the dinner. Ama burada dinner'dan bahsediyor. Bura washing up'tan bahsediyor. Yanlış. Spends time with her family members on Tuesday. Tuesday'e bakalım. Meeting with old friends on at the city park. Arkadaşlarıyla buluşur. Ama burada diyor ki spends time with her family. Yanlış. Yanlış. Goes to see her relatives on Friday. Friday akrabalarını ziyarete gidermiş. Have a breakfast at grandma's house. Babaannesine gidermiş. Bu olabilir değil mi? Babaanne de bir akraba zaten. Bu olabilir. Bu olabilir. Goes to shopping mall to buy a guitar on Monday. AVM'ye gider gitar almaya Monday. Go to guitar course. Gitar almaya gider diyor burada. Gitar kursu var burada. Gitar kursu. Gitar. Burada gitar satın almak diyor. Yanlış. Cevap C şıkkı. MasterChef. Şerefsiz bir program. İyi, Allah belalarını versin bunların. İğrençler. Lan yemek programı mı yoksa rezillik mi bir şey? Siz seviyor olabilirsiniz ama ben nefret ediyorum. Are you interested in cooking? Would you like to learn how to prepare food in different tastes? Değişik lezzetlerde yemekler hazırlamak ister misin? You are at the right place. Doğru yerdesin o zaman. Join our course to become MasterChef. Kursumuza katıl. For more information please email us. MasterChef falan filan. Cooking class. Healthy cooking for good live. Monday, Wednesday, Thursday falan. Which of the following is correct according to the brochure? All participants can attend the
Kurs without paying money. Para ödemeden katılabilir diyor. Paradan hiç bahsetmiş mi? Bahsetmemiş. Bu kalsın şimdilik. You should be there 8 hours in a week. 8 saat. If you want to join the course, kursa katılmak istiyorsan sen 8 saat orada durmalısın. Hayır. 8 ile 12 diyor. 8 ile 12. 4 saat değil mi? Yanlış. Participants, katılımcılar can get information about location of the course. Kursun nerede olduğuna yönelik bilgi alabilirler. You are at the right place. Join our course to become a MasterChef. For more information please email. Daha fazla bilgi için bize e-mail atın. Tamam. Buradan da nerede olduğunu yerini öğrenebilir değil mi? Ama bir dakika. Şüpheli. You can learn different recipes when you attend the course. You can learn different recipes. Değişik tarifeler öğrenebilirsin. Yemek tarifleri. Kursa katılınca. Would you like to learn how to prepare fondant in different tastes? Değil mi? Evet. Öğrenebilirsin. O yüzden cevap D şıkkı. Secretary. Hello. Power Computer Company. How can I help you? Hello, could you blah blah blah? Certainly, may I ask who is calling? Bu bir şey sormuş. Bu da demiş ki, kesinlikle tabii ki. Kimin aradığını sorabilir miyim? Yes, this is Martin. Ben Martin Turner. Martin Turner. I'd like blah blah of your company. Şimdi bakalım. Would you like to leave a message? Bunu şey söyleyecek sekreter. Bunu sekreter söyleyecek. Could you give me your phone number? Bunu da sekreter söyleyecek. Telefon numarasını istiyor. Take information about your new products. Bunu müşteri söyleyecek. Customer söyleyecek. Değil mi? Yeni ürünün hakkında bilgi alabilir miyim? O zaman bu zaten şeye gelecek. Could you put me through? Arkadaşlar, could you put me through to Mr. Burns, please. Beni ona bağlar mısın? Put me through Mr. Burns. Beni ona bağlar mısın? D şıkkı şuraya geliyor değil mi? D şıkkı şuraya geliyor. Kesinlikle. Kimin aradığını sorabilir miyim? Yes, please. This is Martin Turner. I would like of your company. I would like take information about your new product. Evet. Bu C şıkkı da buraya geliyor. Yeni ürünün hakkında bilgi almak istiyorum. Could you hold on a minute? A moment, please. 10 dakika sonra. I'm afraid Mr. Burns is not available. Bak ona bağlayamıyorum. Değil mi? Müsait değil. Now to contact with you. Numaranı alabilir miyim diyor değil mi? Numaranı alabilir miyim? To contact with you oradan anladım. Seninle iletişim kurmak için. O zaman B şıkkı da şuraya geliyor. B şıkkı da. Mesaj bırakmak ister misin diye bir şey yok arkadaşlar. Farkında mısınız? Numarasını da vermiş zaten burada. Telefon numarasını gördüysen numarayı sileceksin abi. Şurada adamın adını gördüysen adamın adını olanı sileceksin abi. Gitti, bitti. 5. According to the speech bubbles, konuşma bubble, speech bubble, konuşma balonu. Yani bak konuşma balonu, kızdan büyük. Canım benim ya, ders çalışmaktan bunalmış. Fotoğraf çekerken bile halsiz hissediyor. What can you say about Jessica's problemi? Jessica'nın problemiyle ilgili ne söyleyebilirsin? Zaten problem olduğu belli buradan. She is not so relaxed and happy for her first day of school. Relaxed and happy. Lan böyle problem mi olur? Allah Allah. Problem diyor, mutlu diyor, relax, sakin diyor. Her school is far from her house. Çok uzak diyor. Uzak. She feels worried about
Being alone at school. Okulda yalnız olmaktan worried. Endişeli. Niçin? Alone. Yalnız. Yalnız olduğu için endişeli. She doesn't. Zaten cevap A şıkkı değil abi. Değil mi? Öyle bir problem olur. Keşke bir herkesin problemi mutluluk olsa. She doesn't like sharing secrets with her new classmates. Sınıf arkadaşı. Sharing secrets. Sırlarını paylaşmak. Değil mi? Bakalım. Hello. My name is Jessica. I'm a new student at Lancaster High School. First week of high school. Fun, scary, exciting are feelings of my first week of school. This is a new experience of my life, having to leave my friends and teachers in middle school behind. New school, new friends and new teachers are all part of this new school year. Lancaster is fine, but bak problem burada başlıyor. Lancaster is fine, iyi. Okul iyi. Fakat bak şuradan sonrasını dinleyin. Ama dediği yerde önceki cümlenin hiçbir önemi yok. I don't have any friends. Ha, yalnızsın değil mi ya? Canım benim ya. In the school. When I come to school, I don't I don't have anyone to talk to or share my secrets with. I am not happy here. Mutlu değilim. Sırdan bahsetti, şeyden bahsetti. She doesn't like sharing. Paylaşmayı sevmiyor değil arkadaşlar. Paylaşacak bir arkadaşı yok. Alone değil mi? Yalnız. Cevap C şıkkı. Alone. Alone. Bakın nasıl okunuyormuş alone. 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 Bakalım nasıl okunuyormuş. Neyse. Accumulate. Alone. 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 Bak şurada da by yourself diyor değil mi? Yani eş anlamlısı. Alone. 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 Researchers asked teen boys, 10 yaşın 12 falan gençlere sordu. And teen girls who are more likely use social media preference. Bakalım. Snapchat'i kızlar daha çok kullanıyormuş. Instagram'ı kızlar daha çok kullanıyormuş. Facebook yine kızlar daha çok kullanıyormuş. Twitter'ı kızlar daha çok kullanıyormuş. Abi kızlar var ya. Tumblr bu ne lan? Bunu kızlar daha çok kullanıyormuş. Twitch'i erkekler daha çok kullanıyormuş. Erkekler Snapchat'e gidin. Orada kız bayağı var. Evet. Şurada bir erkek başına kaç kız düşüyor? Hemen onun hesabını yapıyorduk lisede. Oo, hoca liselik, lise... Ya yok ya arkadaşlar ben mübarek bir hoca öğrenciydim ya. Which of the following is not correct according to the results? Boys prefer using Facebook to Twitter. Yani Facebook'u Twitter'a tercih edermiş. Bakalım Facebook'u daha çok kullanılmış boyutlar. Facebook 64, Twitter 43. Doğru. Bu doğru. Bize not'ı yanlışı soruyor. Both girls and boys prefer Instagram to Twitter. Instagram'ı Twitter'a bakalım. Evet. Burası daha yüksek değil mi? Doğru. Kızlar ve erkek, B şıkkında diyordu ki kızlar da erkekler ikisi de Instagram'ı Twitter'a göre daha çok kullanıyor diyordular. Doğru. Çünkü ikisi de bak şu kadar fazla yukarı bu daha yukarı. Girls don't prefer Twitch to Humble. Yani Twitch'i Humble'a tercih etmezlermiş. Yani Humble'ı daha çok tercih ederlermiş. Twitch'i Humble'a tercih etmezlermiş diyor. Yanlış. Erkekler Twitch'i Humble'a tercih ederlermiş değil mi? Yanlış bu. Both of them prefer... Bakın nasıl okunuyor. İkisi de. Both. 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 Okay. Prefer Facebook to Instagram. İkisi de Facebook'u Instagram'a
Arkadaşlar cevap D şıkkı galiba. Ama bakalım. Both of them prefer Facebook to Instagram. Facebook Instagram'a tercih ederlermiş. Facebook Instagram'a tercih ederlermiş. Hayır, Instagram'ı Facebook'a tercih ederler. Cevap D şıkkı. O zaman C neden yanlış dedim? Girls don't prefer Twitch to Tumblr. Aha, ama burada girls'ü diyor. Sadece kızları diyor. Ben erkekleri de zannettim ben. Bakalım. Girls, kızlar don't prefer. Tercih etmez Twitch'i. Tumblr'a göre. Evet, kızlar Twitch'i Tumblr'a tercih etmez. Çünkü Tumblr daha çok, affedersiniz arkadaşlar. Bakalım. Which of the following is not mentioned in the receipt? Hangisinden bahsetmemiştir? Burada değil mi? Kabuğunu soyuyor. Peeling değil mi? Peeling. Burada tuz atıyor. Burada limon sıkıyor. Burada üzerine baharat atıyor. First, heat grill to medium high. Izgarayı orta derecede ısıt diyor. Second, season chicken with Season. Season. Bakalım ne demek? Hangisidir? Salt and pepper. Bakalım. Tavuğa tuz ve bakın bunun ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası ama çıkartacağım bak şimdi. Tuz ve kırmızı biber ekle diyor. Season bakalım ne demekmiş. Season. O konuşu zaten biliyorum da. Ne demekmiş? Fiil anlamına bakıyorum. Season. To add salt, pepper, etc. to food you are cooking. Pişirdiğin yemeklere, besinlere tuz eklemek. Tamam mı? Ya tuz eklemek yani baharat katmak. O baharat katmak. Zaten ama baharat katıyor burada bak. En yani şurada katıyor. Okey. Bu var. Next, grill turning once until just cooked through about 3 minutes. Then squeeze 1 tablespoon juice from lemon into large bowl. Bak şunu sık diyor. Evet, bu da var. Add coconut milk, sugar and fish sauce. Sosu pişir diyor. Whisk until sugar melts, then mix in cabbage and onions. Şunu diyor galiba. Bak bu çıkmadı değil mi? Kabuğunu soy demiyor. As soon as chicken grease, sprinkle salt, serpiştir, over the salata. Finally, divide chicken and şurada bak bölmüş değil mi? Divide bölmek demek. Chicken, divide chicken and salata among serving tables. Sprinkle over cumin şey. Arkadaşlar işte bu sprinkle over cumin şey. Yani şu cumin ne oluyor cumin? Tarçın mı? Kimyon, kimyon. Kumin. Bakalım nasıl okunuyor. Cumin. The seeds of a plant. Ya kimyon ya galiba. Kimyon işte bir baharat ekle. Evet ekledik ama şu kabuğunu soymak yok değil mi? Cevap 3. Şekil büyük olduğu için abi ya. Sıkıntı oluyor. Sweet friendship. Tatlı arkadaşlık. Hi girls. Bla 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 bla. According to the message, which of the following is correct? Tyler invites her friends to cinema. Tyler sinemaya davet ediyormuş. Clara doesn't accept Tyler's invitation. Clara kabul etmiyor. They won't go to the cinema. That is why it will rain. They won't
Go to cinema. Sinemaya gitmeyecek. Bu yüzden, that is why, bu yüzden it will rain. Sinemaya gitmeyeceği için yağmayacakmış. Allah Allah. Tyler doesn't accept Alice's idea. Tyler, Alice'in ideasını, fikrini kabul etmiyor. Bakalım. Hi girls, Tyler yazıyor. I have nothing to do at the weekend. How about going to the shopping? Bak, shopping'e davet ediyor. Alışverişe, sinemaya değil, değil mi? O yüzden A şıkkı yanlış. How about going to the shopping center on Saturday? Alışverişe gidelim. Killer diyor ki, I would like to, but I cannot. İsterdim ama maalesef olmuyor. I am busy. Clara kabul etmiyor, değil mi? Clara doesn't accept Tyler's. Evet, cevap B şıkkı. Hiç kabul etmedi, değil mi? They won't go to the cinema. O yüzden yağmur yağacak. Zaten C şıkkı kesinlikle yanlış. Sinemaya gitmiyorlar. They won't go to the cinema. Sinemaya gitmeyecekler. That is why. Bu yüzden demek. Bu yüzden. It will rain. Yağmur yağacak. Ben sinemaya gitmediğim için yağmur yağmaz. Yağmur yağacağı için sinemaya gitmem. O yüzden bu D'ye hiç bakmaya gerek yok. Tyler doesn't accept Alice's idea. Okay, this Sunday we are going. Bak, bu kabul etmiş, değil mi? Hiç, yani oradan çıkartıyorum. Tyler kabul etmiş. Cevap o yüzden B şıkkı. Kaçıncı soru sevgili arkadaşlar? 9. soru. According to the text, you should give out any personal information in chat. Arkadaşlar. Being safe on the internet is very important. İnternette being safe, güvenli olmak, on the internet, internette, is very important. Çok önemli. And can prevent problems. Problemleri engeller. Problemlerden alıkoyar. Değil mi? Prevent. Sakındırır. The internet can be a great resource. A great resource. Büyük bir kaynak. For children. Çocuklar için. And teens. Biliyorsunuz, gençler için. But it is very important to make sure they know the dangers. Önemlidir diyor. Emin olmak lazım, değil mi? They know dangers, tehlikeleri, they know dangers of the web. İnternetin tehlikelerini bildiklerinden emin olmaları gerekiyor. Emin olmak gerekiyor. For example, chat rooms can be very dangerous. Chat rooms eskiden vardı, şu an yok. Sohbet odaları. So, watch what you say and do. If you have to choose a username, kullanıcı adı seçmek zorundaysan, choose something that doesn't give out anything personal. Yani kişisel bilgilerini vermeyecek bir ad seç. Mesela Rambo yaz. Be careful. Dikkatli ol. Who you talk to. Kiminle konuştuğunu. Because you never know who is trying to become a friend. Kimin arkadaş olduğunu hiç bilemezsin. Kimin arkadaş olmak istediğini, kimin seninle sohbet etmek istediğini hiç bilemezsin. And who is only being nice to try and get something. Remember, bla bla böyle devam ediyor. You should give out any personal information. Bilgilerini vermelisin diyor. Hayır. If somebody disturb you, biri seni rahatsız ederse, in a chat room, chat odasında, make sure you inform your parents. Aileni bilgilendir. Bu olabilir. Biraz mantıktan gidiyorum. You should agree to meet anyone. İnsanlarla işbirliği yapmalısın buluşmak için. Yanlış. Herhangi insan, hem de herhangi biriyle, yani ne alakası var? Giving out personal information, kişisel bilgilerini vermek, cannot put you and your family members in danger. Kişisel bilgilerini vermek seni ve senin aileni tehlikeye atamaz. Hayır, atar. Cevap B şıkkı o yüzden. Which of the following is not mentioned in the text above? Hangisinden bahsedilmedi? Take precautions against dangers of web. Take precaution, tedbir almak. Bu almak, bu önlem, tedbir. Tedbir almak. Against, e karşı demek. E karşı. Dangers of web. Web'deki tehlikelere karşı tedbir almaktan bahsedildi mi? Diğer şıkları okuyorum. The effects of the chat room, sohbet odalarının etkileri.
Pros of the using chat rooms. Dezavantajları galiba. Bunu bilmiyorum. Prevention of the dangers of the web. Prevention önlemleri of the dangers. Bakalım arkadaşlar. Şuradan okumaya devam ediyorum. Remember that what you say in a chat room or instant message is live and you can take it back or delete. Ne yazdığını falan artık silemezsin. There are also many important things to tell your parents so they know you are being safe on the web. Seni güvenli biliyorlar internette. Make sure you tell your parents your username and password to any chat room or instant message. Ailene şifrelerini ver diyor. If anything in chat room makes you uncomfortable, huzurunu bozarsa, make sure your information you inform your parents. Ailene bilgilendir. Değil mi? Hangisinden bahsedilmedi? Şu prosun ne olduğunu bilmiyorum. Bakayım arkadaşlar. Pro. Şimdi burada ben pros'un ne olduğunu bulamadım arkadaşlar. Dolayısıyla burada çıkmadı. Precautions of against dangers. Tehlikelere karşı önlemlerden bahsetmiş mi? Bahsetmiş. The effects of the chat room. Chat room'un etkilerinden bahsetmiş mi? Etmiş. Prevention of chat room. Bundan da bahsetmiş. Şu pros'u emin olmamakla beraber ben burada C diyorum arkadaşlar. Son soru zaten. Biraz salsakladım. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şunun ne olduğunu bilen varsa yorum kısmına yazabilir mi?